Merhaba arkadaşlar. Şimdi ilk konumuz sayıları tanıyalım. Burada neler işleyeceğiz? Rakam, doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı, köklü sayı, sayıların teklik çiftliği, pozitif negatifliği gibi konuları işleyeceğiz. Biraz can sıkıcı. Allah size de bana da yardım etsin. Şimdi ilk başta rakam nedir? Onu anlatalım. Rakam sıfırdan başlayıp 9'a kadar giden şu görmüş olduğunuz sembollerdir. Bu semboller nasıl ortaya çıkmıştır? Tabii ki insanoğlunun ihtiyacından dolayı. İlk zamanlarda yaşayan insanlar bu rakam ihtiyaçlarını duvarlara resim çizerek gösteriyorlardı. Atıyorum 3 tane koyun adamın var veya 3 tane aslan vurmuştur. Gidip duvara 3 tane aslan resmi çiziyordu. 20 tane aslan vuran adamın 20 tane resim çizmesi çok zamanını alacağından buna ihtiyaç duymuşlardır. Ve bu rakamları çıkartmışlardır. Şimdi 10 ve üstü atıyorum 50, 80, 90 bunlar rakam değildir. En büyük rakamımız 9'dur. Ama insanoğlunun 9'dan büyük sayılara da ihtiyacı olmuştur. Ondan dolayı da doğal sayıları ortaya çıkartmışlardır. Doğal sayılar ise natürelin n'si ile başlar. Yani n ile gösterilir. Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden sayılardır. Sonsuza kadar gidiyor. Aklınıza gelen en büyük sayıya bir ekleyin yine bir doğal sayı olur zaten. Şimdi bundan sonra anlatacaklarım biraz atmasyon olacak. Hikayeyi uyduracağım yani. Şöyle düşünün, mağarada yaşıyorlar ve bunların içerisinde bir tane deli var. Arkadaşlar gündüz dışarıya çıkıyor, avcılıkla uğraşıyor. Akşam eve yemek getirecekler. Bu deli arkadaşımız da evde oturuyor. Daha doğrusu mağarada oturmuş sayılarla kafayı buluyor. Akşam arkadaşları geldiğinde onlara şunu söylüyor. Diyor ki ya ben x'i buldum işte. X artı 1 eşittir 0 ise. X nedir diyor. Yani ben 1 ile bir şeyi topladığımda 0'ı elde eder miyim? Arkadaşlar düşünüyor. En son diyorlar ki o zaman 1'i karşı tarafa atalım. X eşittir eksi 1 olsun. Önüne 1'in önüne eksi koyuyorlar. Yani negatif tam sayıları oluşturuyorlar. Şimdi tam sayıları görelim. Tam sayılar z ile gösterilir. Negatif tam sayılar 0 ve pozitif tam sayılar olmak üzere 3 parçadan oluşurlar. Kısacası sayı doğrusu üzerinde gösterirsek burası 0 noktası, başlangıç noktası. Burada pozitif tam sayılar, burada negatif tam sayılar. Burada anlatmamız gereken en önemli şey 0'ın ne pozitif tam sayı olduğu ne de negatif tam sayı olduğudur. Ama 0 tam sayıdır. Yani sayı doğrusu üzerinde tam olan sayıların hepsine tam sayı denir. 1 ve büyüklerine pozitif tam sayı, eksi 1 ve küçüklerine negatif tam sayı denir. 0 nötrdür. Ne buranındır ne buranındır. Umarım bunu anlamışsınızdır. Çünkü bu çok önemli. Sorun başında diyecek ki x pozitif tam sayı olmak üzere. O zaman x 0 değildir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonra belli bir süre daha geçiyor. Arkadaş bu sefer şöyle bir şey soruyor. Diyor ki 2x eşittir 5 ise x kaçtır diyor. İnsanlar düşünüyor bulamıyor. Bari diyorlar x'i yalnız bırakalım. Her tarafı 2'ye bölüyorlar. X eşittir 5 bölü 2. Buna ne diyelim diyorlar. Rasyonel sayı olsun bunun adı da. Q ile gösterilir. A bölü B şeklinde yazılabilen ifadelerdir. B sıfırdan farklı olmak zorundadır. Çünkü rasyonel bir ifadenin paydası sıfır olursa o ifade tanımsız olur. İleride zaten rasyonel sayıları tek başına inceleyeceğiz. Belli bir süre daha geçiyor. Arkadaş bu sefer şöyle bir soru soruyor. Diyor ki hani x kare eşittir 4 ise x 2 ve eksi 2. Tabi o zamanlar üst sayıları da buluyor bu arkadaşımız. X kare eşittir 3 ise x nedir diyor. Yani neyin karesi 3 olabilir diyor. Düşünüyorlar olmuyor. En son bir tanesi sallıyor. Köklü sayılar olsun diyor. Yani diğer adı irrasyonel sayılar. Yani kökün dışına çıkamayan ya da virgülden sonrası belli olmayan sayılara denir. İşte atıyorum kök 3, kök 5, en artist irrasyonel sayı pi ve e'dir. Bu pi ve e'nin de irrasyonel olduğunu unutmayın. Hatta geçmiş yılda ÖSS'nin şöyle bir sorusu vardı. Kök 3 bölü 5 bir rasyonel sayı mıdır, irrasyonel sayı mıdır? Şimdi arkadaşlarımızın çoğu kök 3 bölü 5, işte a bölü 5 şeklinde yazılıyor, iyi bu rasyonel sayıdır dediler. Halbuki yanlış, kök 3 kökün dışına çıkamıyor ki. Onun a bölü 5 şeklinde yazılması önemli değil. İrrasyonel sayı kökün dışına çıkamıyor. Kök 3, 3 yani kökün dışına çıkamıyorsa kök 3 bölü 5 irrasyonel sayıdır. Rasyonel sayı değildir. Bu da çok caydırıcı bir soru tipiydi.
Şimdiye kadar gördüğümüz bütün sayıların adı reel sayılar. Ben zaten ileriki konularda çoğu zaman diyeceğim, reel sayılar dünyası diyeceğim. Yani bütün bu sayıların bizim dünyamızda yaşadığını düşünün. İşte rakam, doğal sayı, pozitif, negatif tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, hepsine reel sayı denir. Burada da demişiz zaten, yukarıda gördüğümüz bütün sayı sistemleridir, diğer adı gerçel sayıdır. Reel sayı, gerçel sayı, gerçek sayı, bütün bu ifadeler bildiğimiz bütün sayılardır. Yani 2 bölü 3, kök 3, işte 5, eksi 5, eksi 3 bölü 2, bütün hepsine reel sayılar denir. Belli bir süre sonra arkadaşımız bu sefer şöyle bir soru soruyor, deli arkadaşımız. Diyor ki x kare artı 1 eşittir 0. Hadi diyor bunu bulun. Yani arkadaşlar bu sefer duruyor düşünüyor, ya x kare artı 1, 1'i karşı tarafa yollasam x kare eşittir eksi 1. Benim dünyamda hiçbir şeyin karesi eksi olmaz ki. Bakıyorlar bu durum çok karışık, karma karışık. İyi, bunun adı da karmaşık sayılar, yani mat 2'de anlatılacak karmaşık sayılar olsun deniliyor. Karmaşık sayılarda reel sayılardan daha da büyük bir sayı sistemidir. Reel sayılar dünyamızsa karmaşık sayılar Samanyolu galaksisi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi teklik çiftlik konusunu anlatalım. 2 üzeri 1 2'dir. Çift bir sayının tekinci kuvveti çifttir. 2'nin karesi 4'tür. O zaman buradan şu sonucu çıkartıyoruz. Çift bir sayının üzerinde tek olursa sonucu çifttir. Çift bir sayının üzerinde çift olursa sonucu yine çifttir. O zaman ben bu iki bilgiye dayanarak çiftin bütün kuvveti çifttir diyebilirim gibi geliyor laf, diyemem. Sakın böyle bir hataya düşmeyin. Çünkü 2 üzeri 0 1'dir. Bakın çiftin bütün kuvveti çift olmuyor. 2 üzeri 0 1, yani çiftin 0. kuvveti 1'dir. İstisnai durumu var. Veya 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2'dir. Bu da rasyonel bir sayıdır. Dolayısıyla rasyonel sayı tek midir çift midir diye bir soru sorabilirsiniz şu anda bana. Onu da zaten geçmişte sormuşlar. Büyük bir alimin yanına gitmişler. Demişler ki alimim 1 bölü 2 tek midir çift midir? O da demiş ki 1'i 2'ye bölerseniz 0.5 yapar, tektir. Sonra başka bir alimin yanına gitmişler. Demişler ki alimim 1 bölü 2 tek midir çift midir? O da demiş ki 1'i 2'ye bölerseniz 0.5 bulursunuz. 5'in yanına bir 0 daha koyarsanız 0.50'dir. Çünkü 0.50 de 0.5'tir. O zaman bu çifttir. Bu sefer insanların akılları karışmış. Alimin biri tek demiş, alimin diğeri çift demiş. Sonra daha da büyük bir alimin yanına gitmişler. Ya demişler biri bunu söyledi, biri şunu söyledi. Ne yapacağız şimdi? O büyük alim de demiş ki başlarım sizin tekinize de çiftinize de. Rasyonel ifadelerde bundan sonra teklik çiftlik kimse aramayacak. Nerede arayacağız? Tam sayılarda teklik çiftlik arayacağız. Bunu aklımıza iyi koyalım arkadaşlar. Teklik çiftlik kavramı tam sayılarda vardır. O zaman bu ifadeye baktığımızda çiftin bütün kuvveti çifttir diyemeyiz. İstisnai durumları var. Ha, illa demek istiyorsak o zaman x pozitif bir tam sayı dersek olur. Çift üzeri x eşittir çift. Niye? Çünkü siz pozitif diyerek şu negatifi engellediniz. Tam sayı diyerek de negatifleri, şeyleri, rasyonel sayıları engellediniz. Pozitif diyerek aynı zamanda sıfır da engellediniz. Dolayısıyla çiftin bütün kuvvetinin çift olması için x'in pozitif tam sayı olması lazım diyebiliriz. Ardışık sayıların çarpımı daima çifttir demişiz. Düşünsenize 2 ile 3'ün çarpımı 6. 3 ile 4'ün çarpımı 12. Dolayısıyla demek ki ardışık sayılar zaten mantıken düşünürseniz bir tanesi tektir, bir sonrası çifttir. Veya ilk adam çiftse bir sonrası tektir. Çiftle çarpılınca sonuç daima çift olur. X çarpı x artı 1 gibi. X bir tam sayı olmak üzere 2x kesinlikle çifttir. Bu önemli bir şey. Hatta ben 2'yi ajan gibi görürüm. Bir adamı çift yapan şey 2'dir. Hocam 8 çifttir. Tamam 8 çifttir. 8'i 8 yapan kimdir? 2, 2, 2'dir. Dolayısıyla 2'yi ben hep ajan gibi göreceğim. O zaman 2x'te burada ajan varsa sonuç çifttir. Lakin şunu unutmayın. X mutlaka bir tam sayı olacak. Yani adam sana x'in bir tam sayı olduğunu söylemezse sen 2x'i görüp de hemen bana çifttir deme. Çünkü hadi x kök 3'se ne yapacağız? 2 kök 3. Bu tek mi çift mi bilmiyorum ki. Onun için lütfen dikkat edin. X bir tam sayıysa.
Ama demişiz x'in tek mi çift mi olduğunu bilemeyiz. Tabi burada 1 olsa da 2 çarpı 1'den 2, 2 olsa da 2 çarpı 2'den 4. Sonucu çifttir. Ama x hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Burada da örneklerini vermişiz. Tekin bütün kuvvetinin tek olabilmesi için x'in doğal sayı olması gerekiyor. Hani biraz önceki çiftin bütün kuvvetinin çift olması için x'in pozitif tam sayı olması gerekiyordu. Burada da doğal sayı. Pozitif tam sayıyla doğal sayı arasındaki fark sadece 0 zaten. Pozitif tam sayılar 1'den başlar, doğal sayılar 0'dan başlar. Neden buraya doğal sayılardan başlattık? Tahmin edin, 3 üzeri 0, 1'dir. Dolayısıyla o 0 tekliği engellemiyor. Onun için bunun doğal sayı olması yeterlidir. 3 üzeri 1, 3. 3'ün karesi 9. 3'ün 0'ı 1 gibi. X bir tam sayı olmak üzere 3x ifadesi için kesin bir şey söyleyemeyiz. Yani ben x'e 1'i koysam 3 kere 1'den 3 yapar. Yani tek yapar. Ben x'e 2'yi koysam 3 çarpı 2'den 6 çift yapar. Gördüğünüz gibi x'e tek desem sonuç tek oldu. Çift desem sonuç çift oldu. O zaman ben yanında tek olan bir ifadenin tek mi çift mi olduğunu hakkında kesin bir bilgiye sahip değilim. Burada da söylediğim örnekleri gördünüz. Şimdi şuraya gelelim. 0 faktöriyel 1'dir. 1 faktöriyel 1'dir. Geri kalan tüm faktöriyeller çifttir. Bunu faktöriyel konusunda da detaylıca anlattık. Şimdi 0 faktöriyel bir aksiyomdur. Yani bu bir kanundur. Bunu böyle kabul etmişler. 1 faktöriyel 1, geri kalan faktöriyeler çift. Ne demek istiyoruz? Öncelikle faktöriyel demek, atıyorum 5 faktöriyel, 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Yani 5'ten 1'e kadar olan sayıların çarpımıdır. Dikkat edin, o 5'ten 1'e kadar gelirken 2 çarpanı var. 2 ile bir adam çarpılırsa çifttir. Dolayısıyla 2 faktöriyel ve ondan sonra gelen bütün adamların içinde 2 olacağından onlar çifttir. 0 faktöriyel ve 1 faktöriyel 1'dir, tektir. Yani gelip de bana x1 tam sayı, x faktöriyel kesin çifttir demeyin. X faktöriyel tek de olabilir, çift de olabilir. Rasyonel biçimde olan tekli çiftlik sorularında içler dışlar çarpımı yaparak sonuca ulaşırız. Birazdan sorularda göstereceğiz. Şimdi sorulara geçelim. X bir tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır denilmiş? X bir tam sayı. Şimdi ben ne düşüneceğim? Sayı doğrusu gözümün önüne geldi. X'e 1 de koyabilirim, 2 de koyabilirim. X'e eksi 1 de koyabilirim, eksi 2 de koyabilirim. Şimdi bütün o ihtimalleri düşünerek yapacağım. A şıkkını irdeleyelim. X eğer 2 dersek, 2 artı 7'den 9 olur değil mi? Biz daima çifti arıyoruz. Ben direkt 2'yi koydum. Burası zaten 9 olunca elendi gitti. Bu şık gitti. B şıkkında x'e 2 dersek 2 eksi 2'nin karesi bölü 2'den eksi 1 çıktı. O zaman B de elendi. C şıkkında x'e 1 koyarsak 2 çarpı 1 eksi 1'den 1 yapar. Bunun da sonucu tek. Bu da elendi. D şıkkında x'e 1 dersek 1 artı 1 eksi 1 bunlar birbirini götürdü. Sonuç 1 çıktı. Yani tek. Bu da elendi. E şıkkında x kare artı x. Zaten burada x parantezine alsanız x çarpı x artı 1. Yani ardışık iki sayı. Bunların çarpımının sonucu mutlaka çifttir. 1'i koysan bakın 1 artı 1'den 2 yapar. 2'yi koysan 4 artı 2'den 6 yapar. Her halükarda bu Edirne şıkkı çifttir. Bu tip sorularda değer verebilirsiniz. X, Y, Z çift tam sayılar olmak üzere aşağıdakilerden hangisi tek sayı olabilir? Hangisi tek sayı olabilir? Böyle rasyonel bir ifadenin teklik çiftliği sorulursa ben daima korkarım. Çünkü verdiğiniz değerleri tutturamayabilirsiniz. Onun için şu taktiği yapmakta fayda var. Şimdi D şıkkından başlamışız. Çünkü çok belli bu. Hepsi çiftse x eksi y demişiz. Çift eksi çift çifttir. Hemen kafanızdan 4'ten 2'yi çıkartır 2. Hayatta tek olamaz demişiz. Bursa şıkkı 2x ifadesi kesinlikle çift değil mi? 3z ifadesi z çift olduğundan 3 ile çifti çarparsanız burada çift. Çift eksi çiften çift. O zaman bu da hayatta tek olamaz. Evet, A şıkkına bakalım. X çarpı y bölü 2. Şimdi biz burada x yerine 2k1, y yerine 2k2 yazmışız. Bu ne demek? 2k1 çift demek, 2k2 de çift demek. Şimdi ikilerin birini birbirlerini götürdüler. 2k1 çarpı k2. Burada ajan var. Bunun sonucu kesinlikle çifttir. Hayatta tek olamaz. C şıkkına geldik. X yerine 2K1, Y yerine 2K2, Z yerine 2K3 yazdık. 2 çarpı 2, 4 gitti. Buradan 2K1, K2, K3 kaldı. Yanında ajan var.
kesinlikle çifttir, hayatta tek olamaz. Ve E şıkkı 2K1-2K2/2. O zaman iki parantezini alırsak şu ikiler de birbirini götürürler. K1-K2. Abi ben burada düşünsenize bunun sonucu tek olabilir. Ben buna 3 derim. Buna da 2 derim. 3'ten 2 çıktı 1. Bakın K1 ile K2'ye değer vermekte özgürüz biz. 3-2'den 1. Bu E şıkkı tek olabilir. Şimdi burada niye ben 2K1, 2K2 ifadelerini kullandım? Birazdan bir soru üzerinden ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Hatta herhalde bu soru. X, Y, Z sıfırdan ve birbirinden farklı birer çift tam sayıdır. İfadelerden hangileri kesinlikle çift sayıdır? Şimdi eğer X'e 2, Y'ye 4 ve Z'ye 6 alırsak. Birinci şıkkımız buydu. Hemen koyalım. 2, 4, 6 topladık. 10, 12/2'den 6 çift. 2 numarada bu vardı. X, Y, Z bölü 8. 2, 4, 6. 8, 8'i götürdü. 6 çıktı çift. 3 numarada x artı y eksi z bölü 2 vardı. Buradan da 0 çıkar çift. E şimdi bunların üçünün de sonucu çift çıktı. Bulup cevaba A dersek Tanzanya'ya bir tatil kazanmış oluruz demişiz. Şimdi gerçeğe bakalım. Lakin demişiz x 2K1, y 2K2 ve z 2K3 dersek A şıkkı yani birinci maddede bu vardı. 2K1, 2K2, 2K3. İki parantezini al. İkiler birbirini götürsün. K1 artı K2 artı K3. E ben buna 1, buna 2 ve buna 4 dersem toplarsam 7 yapar. E demek ki bir numara daima çift çıkmıyormuş. 7 çıktı. O zaman 1'i eledim. 2 numaraya geldim. X, Y, Z bölü 8. 2, 2, 2 çarpımları 8 yapar birbirini götürür. Bana K1, K2, K3 kalır. E ben de burada 1'ine 1, 1'ine 3, 1'ine 5 desem çarpımı 15 yapar. E bu da çift olmaz. 2 numara da elendi. 3 numaraya geliyorum. X artı Y eksi Z bölü 2. Hemen 2K1, 2K2 eksi 2K3 bölü 2 dedim. 2 parantezine aldım sadeleştirince bu çıktı. Buradan da 1, 3 ve 5 dersem 4'ten 5 çıktı. 4'ten 5 çıktı. Eksi 1 olması lazım. O da tek. Dolayısıyla hiç çift bulamadığım. Görüldüğü gibi 3. de sonucun tek olabileceğini 3. de sonucunun tek olabileceğini fark ederiz. Dolayısıyla cevabımız hiçbiridir diyeceğiz. Umarım arkadaşlar anlamışsınızdır. İşte böyle bölümlü tekli çiftlik sorularında çift ifadesinin yerine 2K1, 2K2, 2K3 ifadelerini kullanmak bizim için güzel olur. X, Y, Z pozitif tam sayılardır. İfadesi verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur denilmiş. Demiştim ki size bu şekilde bir ifade verilirse içler dışlar çarpımı yapın. O zaman ben içler dışlar çarpımı yaparsam 9x artı 3y eşittir 30z. Burada benim dikkatimi ilk çeken yer burası. 30 çift bir sayıdır. E bunların da pozitif tam sayı olduğu verilmiş. O zaman 30z kesinlikle çifttir. Sonra buralara bakarım. Şimdi neyle neyin toplamı çift yapar? Hemen aklınıza şey gelmiştir işte 1 artı 1 2 yapar çift. Yani tekle tekin toplamı çift yapar. Ya da 2 ile 2'yi toplarım 4. Çiftle çiftin toplamı yapar. O zaman bura tekse burada tek olmak zorunda. Bura çiftse burada çift olmak zorunda. İhtimalleri değerlendirelim. 30Z ifadesinde hatta bunu da konuşalım. Z denilen adamın tek mi çift mi olduğunu bilmiyorum. Çünkü ben 30Z'nin çift olduğunu biliyorum. O zaman Z hakkında kesin bir şey söyleyemiyorsam Z tek de olabilir, çift de olabilir diyebilirim. Şimdi değerlendirelim. İlk durumu X tek, Y tek, Z tek de olabilir, çift de olabilir. İkinci durumu değerlendirelim. X çift, Y çift, Z tek de olabilir, çift de olabilir. Şıklara bakalım. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Z tek sayıdır diyor. Abi Z tek de olabilir, çift de olabilir. Elendi. X tek, Y çifttir. Mümkünatı yok. X çift, Y tektir. Mümkünatı yok. X ve Z çifttir. X ve Z çifttir. Ama X ve Z, X çift olup Z tek olabilir. Daima doğrudur diyor çünkü bana. Şimdi E şıkkına geldim. X tek sayı ise Y de tek sayıdır. Bu kesinlikle doğru. İse kelimesi var burada. X tek sayı ise Y tek sayıdır. O zaman cevabımız Edirne şıkkı olur. M ve N birer pozitif tam sayılardır. İfadesi verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi daima yanlıştır? Hemen içler dışlar çarpımı yapacağınızı biliyorum. Yapalım. 2M-6 eşittir M çarpı N.
Burası zaten garanti çift. Çünkü pozitif tam sayı. Burada çift. O zaman çiftten çifti çıkartırsak M çarpı N'nin de çift olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çift dedik, buraya da çift dedik. Demek ki burası çift olmak zorunda. İki tane sayının çarpımı çiftse bunların içerisinde kesinlikle en az bir tane ajan vardır. Yani mutlaka iki vardır. Veya ikinin bir katı vardır yani. İki tane olduğu için belki ikisi de çifttir. Ama kesin bir şey söylemem gerekirse işlerinden en az bir tanesi çifttir derim. Şimdi bunu söyledik. Çifte çift olabilir, çifte tek olabilir. Belki de bu tek bu çifttir. Değil mi? Bu ihtimal de var. Hangisi daima yanlıştır? M tek ne çifttir? M tek ne çifttir? Bu daima yanlış değil, olabilir. M ve R tek sayıdır. Mümkünatı var mı? Yok. B şıkkı daima yanlış. Diğerlerini de okuyalım. M ve N çift sayıdır, olabilir. M artı N tektir. Şu ihtimale bakarsanız, çiftle teki toplarsanız tek olabilir. M çift N tektir. M çift N tek, bu da olabilir. O zaman B şıkkı kesinlikle mümkün değildir. X tek tam sayı, Y çift tam sayı olmak üzere aşağıdakilerin teklerin çiftliğini inceleyiniz demiş. Şimdi bakın, tek tam sayı. Aklıma ne gelecek? 1, 3, 5, 7, eksi 1, eksi 3, eksi 5, eksi 7. Y çift tam sayı. Aklıma gelecek şey 0, 2, 4, 6, eksi 2, eksi 4, eksi 6. Bunların hepsi gelmeli. Şimdi geliyorum. X tekse, atıyorum 3 kere 1'den 3, bura tek olur o zaman. Y çiftse 2 kere 2'den 4 atıyorum. 4 artı 3'ten 7. O zaman A şıkkı kesinlikle çifttir, tektir diyebilirim. B şıkkı X eksi Y. Yani tekten çifti çıkar diyor. 3'ten 2'yi çıkarsam 1 yapar. Dolayısıyla tektir derim. X çarpı Y. Bu adamlardan bir tanesi zaten çifti. Ajan var. Dolayısıyla çarpımı kesinlikle çifttir derim. D şıkkı X üzeri Y. İşte arkadaşlar, dananın kuyruğunun kopacağı yer. X denilen adam tek, Y denilen adam çift tam sayı. Sen şimdi aklına X tek olduğu için 3'ü getirsen, Y de çift olduğu için 2'yi getirip 3'ün karesi 9, işte bu tektir dersen, boşuna şimdiye kadar konuyu anlatmışım demektir. Biraz daha geniş düşüneceksin, biraz daha resmin geneline bakacaksın. Şimdi sen X'e 3 diyebilirsin. Y çift tam sayı diyor. Bak, tam sayı diyor. Demek ki pozitif negatif diyebilirsin. O zaman sen Y'ye eksi 2 dersen 3 üzeri eksi 2 1 bölü 9 yapar. Bu da neydi? Hani başlarım sizin tekinize de çiftinize de demişti alim. Rasyonel sayıların tekli çiftliği söylenemezdi. O zaman D şıkkı hakkında kesin bir şey söyleyemem. 3'ün karesi 9. O zaman tektir diyemeyiz. 3 üzeri eksi 2 dediğimiz gibi 1 bölü 9 olur. Dolayısıyla kesin bir şey söyleyemeyiz. Yani bu sorularda en tehlikelisi D şıkkıydı. E şıkkı diyor ki X ve Y pozitif olmak üzere X faktöriyel artı Y'yi incele bana. Şimdi X tek tam sayıydı. O zaman ben düşünüyorum 1 faktöriyel tek, 3 faktöriyel çift. Arkadaş, demek ki bu değişkense bunun içinde kesin bir şey söyleyemem. Bakalım burada da ne diyoruz? X 1 dersek X faktöriyel 1 faktöriyelden 1 tektir. 3 dersek 3 faktöriyelden 6 çifttir. Dolayısıyla kesin bir şey söyleyemeyiz. Biraz önce de demiştim. Faktöriyelde 0 faktöriyel ve 1 faktöriyel tektir. Geri kalan bütün faktöriyeller çifttir. Şimdi de pozitif negatif tam sayıları inceleyelim. Sıfırdan büyük olan sayılara pozitif, sıfırdan küçük olan sayılara da negatif sayılar denir. Hani sayı doğrusunda demiştik ya, sıfırın üstü pozitif, sıfırın altı negatif. Sıfır ne pozitif ne de negatiftir. Özellikle söyledik, nötrdür. Sayı doğrusunda da görelim, pozitif, negatif. Şimdi pozitif tam sayılar 1, 2, 3 diye gider. Negatiflerde eksi 1, eksi 2, eksi 3. Ama pozitif sayılar dersek, şimdi burada pozitif reel sayılar dersek, daha doğrusu şu 0 ile 1 arasındaki adamlar da pozitif reel sayıdır. Ama pozitif tam sayı 1, 2, 3 gibi olan adamlardır. Şimdi artı ile artıyı çarparsak artı yapar. Artıyı artıya bölersek yine artı. Eksi ile eksiyi çarparsak artı yapar. Eksiyi eksiye bölersek yine artı. Artı çarpı eksi eksi yapar. Artı bölü eksi eksi yapar. Eksi çarpı artı eksi yapar. Eksi bölü artı eksi yapar.
Şimdi bunu nasıl aklımızda koyacağız? Aynı işarette olanların, bakın aynı işarette olanların çarpımı ya da bölümü artıdır. Gördüğünüz gibi artı ile artı artıdır, eksi ile eksi artıdır. Bölümü de aynı şekilde. Zıt işaretli olan adamların çarpımı ve bölümü negatiftir. Bakın zıt işaretli negatif, zıt işaretli negatif. Eskiden bize şey derlerdi. İşte dostumun dostu dostumdur. Artıyı dost gibi görün, eksi düşman gibi görün. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Düşmanımın dostu düşmanımdır diye cümleler kurulurdu. Şöyle de düşünebilirsiniz. Eğer sonuç artıysa mutlaka çarpılan iki kişi ise onlar kardeştir. Ben de böyle yapıyorum. Eğer sonuç artıysa çarpılanlar kardeştir. Kardeştir derken bu adamlar artı artı da olabilir, eksi eksi de olabilir. Eğer sonuç eksi ise çarpılanlar düşmandır. Birbirinin zıttıdır. Artı eksi, eksi artı gibi. Burada da zaten bunu söyledik. Yani sonuç artı ise çarpılanlar kardeş, artı artı eksi eksi. Sonuç eksi ise çarpılanlar düşman, artı eksi eksi artı olabilir. Bölme için de dediklerimiz geçerli. X üzeri 2n. Kesinlikle bunun sonucu artıdır arkadaşlar. Çünkü bir adamın çiftinci kuvveti. Onu mutlaka eksiyi artı yapar. Eğer buna x kare olsa 2 defa x'in çarpımıdır. Sonuç artıdır. Ama ben x hakkında kesin bir şey söyleyemem. Çünkü x dediğim adam artı da olabilir, eksi de olabilir. Ama üzerinde 2n varsa kesin pozitiftir. Sıfırı haricinde tabii. X küp ifadesine baktığımızda üstü tek ya, ben bunun hakkında kesin bir şey söyleyemem. Çünkü eğer x artı olsa küpü 3 defa artı yan yana çarpıyorsun, artı yapar. Eğer x eksi olsa 3 defa eksi yan yana çarpıyorsun, eksi yapar. Dolayısıyla bunun sonucu artı da olabilir, eksi de olabilir. Artı da olabilir, eksi de olabilir. Şimdi burada da güzel bir şey söylemişiz, tersten düşünelim. Eğer x küpün sonucu artıysa x mutlaka artıdır. Eğer x küpün sonucu eksi ise o zaman x mutlaka eksidir. Tersten böyle bir cümle kurabiliriz. Eksi 2'nin parantez karesi artı 4'tür. Parantezli kare içeriye bu sefer girmiş. Bu eksi 4'tür. Görüyor musunuz bu? Burada bizi kandırmaya çalışıyor. Hani bize derler diye parantez varsa artıdır yoksa eksidir. Olur mu abi? Burada da parantez var ama sonuç eksi. Önemli olan o karenin parantezin dışında olması. Bu tamamen aldatmacadır. Eksi 2'nin karesi. İşte burada parantez yok. Bu eksi 4'tür. Yani parantezin anlamı da şu. Ben diyor 2'nin karesini aldığım gibi eksenin de karesini alırım. Yani ben seni eksisiz düşünemem. Bu da diyor ki bana ne diyor eksiden? Ben senin kareni alırım. Yani 2'nin karesi 4, önünde eksi var, eksi 4. Bu da aynı şeyi söylüyor. Eksi 2'nin küpü, ben senin de eksinin de küpünü alırım. Ama 3 defa eksi yan yana çarparsanız eksi yapar. Bu eksi 8. Bu zaten parantezsiz eksi 8. Bu da öylesine bir parantez atılmış. Bu da eksi 8 diyebilirsiniz. Küçükten büyük çıkarsa eksi olur. Herhalde yani 1'den 3'ü çıkartırsanız eksi 2 olur. Büyükten küçüğü çıkartırsak artı olur. 5'ten 1'i çıkartırsak 4 olur deriz. O da artıdır. Çarpım ya da bölüm durumunda üstü çift olanı görmezden gelebiliriz diye bir not vermişiz. Birazdan soru üzerinde göstereceğiz. Burada da anlatmışız. Şimdi düşünsenize arkadaşlar. X sıfırını haricinde kesinlikle x kare artı mıdır? Artıdır. O zaman bu y küp denilen adam eğer artıysa artı çarpı artıdan cevap artı olur. Eğer bu y küp denilen adam eksi ise artı çarpı eksiden cevap eksi olur. Kaderi görüyorsunuz, y küp deniliyor. Onun için diyorum ki üstü çift olanı görmezden geliriz. Direkt çizebiliriz. Bu örnek üzerinde görelim. X, y, z reel sayılardır. Olduğuna göre x, y, z'nin işaretleri ne olur? Şimdi x4 y küp. X4'ü görmezden gelebilirim. Y küp büyüktür 0, sonuç artıysa dolayısıyla y'nin siz artı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Değil mi? Y küp artıysa y artıdır. Şimdi sonra şu ifadeye gelelim. Çünkü y'yi bulduk, burada yok, burada var. Bu ifadeye geldim. Y denilen adam artı olduğundan artının 5. kuvveti artı zaten. Geldim. Sonuç eksi ise z küp mutlaka eksi olmak zorunda. Küçüktür 0 demesi onun eksi olduğu anlamına gelir. Yani sonuç eksi ise bunlar düşman olmalıdır. Y üzeri 5 artıysa z küp de eksi olur. Z'yi de eksi bulduk.
Şimdi buraya gelelim. X çarpı Z büyük 0. Ben Z'ye eksi bulmuşum. Sonucun da artı olduğunu biliyorum. Sonuç artıysa bunlar mutlaka kardeştir. O zaman Z negatifse X de negatif olmak zorundadır. X de negatif. Dolayısıyla X'i negatif, Y'yi pozitif, Z'yi de negatif bulduk. 2005'te çıkmış bir soru. ABC gerçel sayılar için olduğuna göre ABC'nin sıralaması nedir? Şimdi A çarpı C 0 demiş bana. Bir defa iki şeyin çarpımının sonucu 0 ise bunlardan ikisinden biri en kötü ihtimalle 0'dır. Belki ikisi de 0 olabilir. Normalde ben bu yorumu yapabilirim. Eğer A 0 olsaydı şuraya bir bakın. O zaman buranın çarpımı 0 olurdu. Büyük bir 0 olma ihtimali yok. Demek ki A 0 değil, C kesinlikle 0. Bu yorumu yapabiliriz. Şimdi dediğimiz gibi ikisi de 0 olabilir ama A'nın olmayacağını söyledik. C 0 kesinlikle. Sonra geldik şu ifadeye, yani A küp B kare. Biraz önce demiştik ki üstü çift olanı direkt çarpma ve bölmede atabiliriz. O zaman buraya attığımız zaman sonuçta artı olduğundan dolayı biz A küpün artı A'nın artı olacağını da söyleyebiliriz. Artık buraya gelebiliriz. A çarpı B negatifmiş. Sen A'nın artı olduğunu biliyorsun. Sonuçta negatifse bunlar birbirine düşman olmalıdır deyip B'nin de negatif olacağını rahatlıkla söyleyebilirsin. Görelim şimdi B negatif, A pozitif, C de 0. Sıralarsak en küçüğümüz B, sonra C, sonra A olur. A'nın artı, B'nin eksi, C'nin 0 olduğunu bulduk. Dolayısıyla B, C, A. Çünkü en küçük negatif olandır, sonra nötr olandır, sonra da pozitif olandır. ÖSS böyle bir soru sormuş. Gayet basit bir soruydu. X küçük, Y küçük 0 olduğuna göre aşağıdakilerin hangisi daima pozitiftir denilmiş. 2x eksi 3y artı 5. Şimdi burada değer verelim. Daima pozitiftir diyor. X'e eksi 10 dedik. Y'ye eksi 2 dedik. O zaman eksi 20 artı 6 artı 5'ten eksi 9 çıktı. Daima pozitif olan bir adamın sonucunun pozitif olması lazım. Burası negatif çıktığı için olmadı. Adana şıkkını eledik. Yani şunu yapmayın. İşte ben hemen hocam x'e 5 derim. Y'ye 1 derim. 2 ile 5 10. 10'dan 3 çıktı. 7, 5 daha 12. Pozitif. Ya arkadaşım bak daima pozitif diyorsa sen olmasın diye uğraş. Git de x'e eksi 100 de. O zaman eksi 200 yapar işte burası. Buna da eksi 1 de. Demek ki negatif olabiliyor. A şıkkını eledik. X eksi y artı 1. Yine x'e eksi 5. Y'ye eksi 2 dersek şu şartı sağlaması gerektiğini iyi görün. Buradan da sonuç eksi 2 çıktı. Dolayısıyla bu da daima pozitif olmadı. C şıkkına geldik. Şimdi burada değer vermeden de yorum yapabilirsiniz. X artı Y. Ya iki tane negatif adam. Bunların toplamı negatif yapar kesinlikle. Burada değer vermişiz de ben önce şöyle bir anlatayım. İki negatif adamın toplamı negatif yapar. Alt taraf ise Y eksi X denilmiş. Y X'ten büyük değil mi? Büyükten küçük çıkarsa pozitif olur. O zaman alt taraf pozitif, üst taraf negatif. Eksiyi artıya bölersem de bunun cevabı eksidir. Değerleri de verirseniz aynı şekilde eksiyi bulursunuz. D şıkkı x artı y. İkisi de negatifti zaten. Toplamı kesinlikle negatiftir. Buraya bir de kabak çıktı. Kabak gibi yanlış. Yani kabak gibi bu negatiftir. Daima pozitif olamaz. X çarpı y. Negatifle negatifin çarpımı kesinlikle pozitiftir. Bu da kabak gibi doğru demişiz. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Olduğuna göre x'lerin işaretleri. Şimdi bu soruyu gördüğünüzde hemen şu çiftin üstü çift olan x4'ü ve y kareyi çizeceğinizi biliyorum. Yapalım. Bunu çizdik. Büyüktür 0 dediği için sonuç artıysa y kesinlikle artıdır. Sonra şu adamı aldık hemen. Y kare z. Y kareyi zaten çizeceğim. Z 0'dan büyük diyorsa z kesinlikle pozitiftir. Şimdi burayı aldım. X çarpı z küp. Ben z'nin artı olduğunu biliyorum. Değil mi? Z'nin artı olduğunu biliyorum. Sonuçta eksi. Dolayısıyla bu ikisi birbirinin düşmanı olmalıdır. X'in eksi olması gerekecek. Sırasıyla da yazınız denilmiş. X eksi, Y artı ve Z artı olur. X, Y, Z, M birer tam sayıdır. Bunlar verilmiş. X, Y, Z, M sayılarının işaretlerini bulunuz. Şimdi gözümüz ilk buraya takılır. Çünkü bunu hemen çat diye çizebiliriz.
Y üzeri 4 çarpı M çizdik. M küçük 0 olduğuna göre kesinlikle M negatiftir. M negatifse şuna gittik hemen. Z çarpı M 0'dan büyükmüş. Madem ki M negatiftir. Burada 0'dan büyük, yani sonuç pozitifse bunlar kardeştir. Dolayısıyla Z de kesinlikle negatiftir deriz. Z'nin negatif olduğunu biliyorsam hemen buna gittim. Hatta şuna gitmişiz. Y çarpı Z. Z negatifti. Sonuç da negatif. Sonuç negatifse bunlar birbirinin düşmanıdır. O zaman Y'nin artı olması gerekir. Ve son olarak bu ifadeye gittim. X çarpı Z negatif. Sonuç negatif. Z'nin ben negatif olduğunu biliyorum. Sonuç negatifse X ile Z birbirinin düşmanı olmalıdır. Dolayısıyla X de artıdır. O zaman X'i artı buldum. Y'yi artı buldum. Z'yi eksi buldum. Ve M'yi de eksi buldum. Gayet güzel tam bütün konuyu özetledi bize. ABC sıfırdan ve birbirinden farklı tam sayılar olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi sıfıra eşit olabilir? Bunu da sever ÖSYM. A kare artı B kare artı C kare. Bakın normalde A'ya da B'ye de C'ye de sıfır deyip bunun sonucu sıfır yapabilirim. Ama sorunun başında bana diyor ki ABC sıfırdan ve birbirinden farklı. O zaman madem ki sıfırdan farklıdır, ben ABC yerine hangi sayıları yazarsam yazayım, bir sayının karesi mutlaka artıdır. Artı, artı, artı ve bunları da topla diyor. Bunun sonucu kesinlikle artıdır. Yani sıfır mıfır olamaz. A kare artı, B kare artı, C kare artı olduğundan sonuç artı olur. O zaman bu şık gitti. B şıkkı A kare artı, B 4. Bunun da ne farkı var A şıkkından? Bu da kesin artı, bu da kesin artı. Dolayısıyla toplamı kesinlikle artıdır. B şıkkını eledik. C şıkkı A artı B'nin karesi artı C kare. Şimdi farklı tam sayı diyor değil mi? Artı eksiği düşünebiliriz. Diyelim ki ben A'ya 2 dedim, B'ye de eksi 2 dedim. Toplarsam burası 0 olur. Güzel. Ama C'ye ne yapacağım? Ne dersen diyeyim sonuçta karesi artıdır. Dolayısıyla C şıkkı da 0 olamaz. A artı B'nin karesi ya 0 ya artıdır. C kare artıdır. Toplarsam sonuç kesinlikle artı. C şıkkı da elendi. D şıkkına bakalım. A eksi B'nin karesi artı C kare. Dediğimiz gibi burası 0 olabilir. Hani buna 2 buna 2 dersiniz. Hatta olamaz bile. Birbirinden farklı tam sayılar diyor. Dolayısıyla burada kesin artı, burada artı. Toplarsam artı olur. Burada arkadaşlarımız ya 0'dır ya da artıdır demiş. Yani bir defa buranın 0 olabilmesi için A'nın B'ye eşit olması gerekir. Birbirinden farklı olan adamlar nasıl birbirine eşit olsun? Dolayısıyla bura artı, bura artı toplarsak artı yapar. O zaman D şıkkı da kesinlikle 0 olamaz. E'ye geldik. Şimdi A kare artı, B kare artı, C kare artı. Ama bakın burada bir eksi var. Yani A kare ile B karenin toplamı atıyorum 100 olur. C kare de 100'dür. 100'den 100'ü çıkartırsam 0 olur. Hatta meşhur 6-8-10 üçgeni düşünün. 6'nın karesi, 8'in karesi toplayın 100 yapar. C'ye de 10 dediniz. 100 eksi 100'den 0. Edirne şıkkı 0 olabilir. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olur. Hatta ne demişiz bakın burada? Pozitif de olabilir, negatif de olabilir, 0 da olabilir. Ben zaten 0'a kilitlendiğim için şu anda 0 sonucu olur. Zaten pozitif negatif olma durumları bariz belli. A artı B kare artı C kare. Hatta burada da yorumunuzu güzel yapabilirsiniz. B kare kesin artı, C kare kesin artı. Bu ikisinin toplamı artı. Mesela düşünsenize bu ikisinin toplamı 100. Ben de A'ya eksi 100 dedim. Toplarsam burası 0 olabilir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi A'yı bilmiyoruz. 0 artı eksi. Burada da 3 durum olabilir. 0'a eşit olabilir dediği için E şıkkı ve F şıkkı bizim 0'a eşit olabileceğini söyleyebiliriz. ÖSYM sever arkadaşlar bu soru tiplerini. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Burada bir sıralama vermiş. A küçük, B küçük, C demiş. A artı B, B eksi C, A eksi C'nin sonucu 0'mış. Şimdi ya bura 0'dır, ya bura 0'dır, ya bura 0'dır. Değil mi? Bura 0'sa A eşittir eksi B. Bura 0'sa B, C'ye eşit olmalı ama mümkün değil. Bura 0'sa A, C'ye eşit olmalı mümkün değil. O zaman tek çaremiz A'nın eksi B'ye eşit olması. Yani buranın 0 olması. Burada da nasıl yaparsınız? Mesela bu 2'dir, bu eksi 2 gibidir değil mi? Öyle bir şeydir, birbirinin eksilesi ya. A eşittir eksi B olmalıdır. A, B'den küçük olduğundan A'yı eksi 2, B'ye 2 diyebiliriz demişiz. Şimdi şıkları inceleyelim. B bölü C.
Bir defa benim B pozitif. C de B'den büyük. C'yi de 3 gibi düşünün. O zaman bura 3 bölü 2 olur. 3 bölü 2 pozitif bir adam. Bura nasıl negatif yapsın? A şıkkı kesinlikle yanlış. Pozitif olacaktır. Bu gitti. B şıkkında B artı C denilmiş. B'nin ben 2, C'nin de 3. Yani aslında ikisinin de pozitif olduğunu biliyorum. 2 pozitif adam toplamı mümkünatı yok. 0 olamaz. Dolayısıyla B şıkkı da yanlış. C şıkkı B çarpı C demiş. Bu da artı, bu da artıydı. Çarparsanız yine sonuç artı yapar. Burada 6 demiş. Sonuç artı yaptığından dolayı C şıkkı da elendi. Çünkü ben ne istiyorum? Hangisi daima doğrudur arıyorum. Bunlar negatif demişler. Dolayısıyla bu şık yanlış. A çarpı C. A'nın kesinlikle negatif olduğunu biliyorum. C'nin de kesinlikle pozitif olduğunu biliyorum. Çünkü ben B'ye 2 dersem C 2'den büyük olacağından pozitif. Bu pozitif, bu negatif. Çarpımları negatif yapar. Burada da büyüktür demiş. O zaman D şıkkı da yanlış. Görelim burada da. E şıkkı B artı C eksi A demiş. Şimdi ben B'ye 2, C'ye 3, A'ya da eksi 2 demiştim. O zaman işlemimizi yaptığımızda 7 olur. 0'dan büyük mü? Büyük. Zaten şöyle de düşünebilirsiniz. Şimdi B eksi A deniliyor değil mi? A dediğimiz adam negatifti, önüne eksi aldı, pozitif. Pozitif, pozitif. Kesinlikle E şıkkının pozitif olacağını buradan da görebilirsiniz. F şıkkı diyor ki A bölü B eksi 1'dir. A eksi 2, B de 2 idi. Dolayısıyla eksi 2 bölü 2'den eksi 1 diyebilirsiniz. Hatta şuradan bile dersiniz. Bu B'yi bunun altına yollarsanız A bölü B eksi 1. Çok belli zaten bu. Yani bu da doğru. Evet arkadaşlar, sayıları tanıyalım dedik. Pozitif, negatif, ondan sonra teklik, çiftlik, bunları anlattık. Dediğim gibi sıkıcı bir dersti. Ben bunları anlatmaktan fazla hoşlanmıyorum. Ama elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Öyle kolay molay da fazla soru çözmedim. İnşallah diğer konuları da güzel bir şekilde dinler, istediğiniz yere yerleşebilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun.